Evet dostlar, Mehmet Güven'le konuşulmayanların bir yenisinde daha birlikteyiz. Tabii Türkiye öyle bir sürece girdi ki kimi seçim, kimi geçim derdinde. Ama dünyada ülkeler projelerini, büyük yaşam projelerini, gelecekle ilgili düşüncelerini hayata geçirmek için kimi savaş, kimi ekonomik savaş, kimi insanlığı bitirme yönünde ya da Mehdi'ye hazırlık sürecinde yüzyıllardır gelen projelerini yaşama geçirme mücadelesinde tabii insanoğlunun kendi hayat standartlarında derdi bambaşka. Biz geçtiğimiz programlarda Mehmet hocamızla Armagedon'u konuşmuştuk, Hatay'ı konuşmuştuk, İsrail'in mevcut bugünkü durumunu, yaptıklarını konuşmuştuk. Bugün aslında Türkiye ile ilintili olan en önemli konuyu konuşmak istiyoruz. Antakya'yı konuşmak istiyoruz, Hatay'ı, Amik Ovası'nı. Armagedon Savaşı'nda bu bölgenin rolünü, son zamanlarda yaygın medyada aslında Mehmet Güven Hocam'ın yıllar önce paylaşımlarında söylediği bu Mehdi'nin zuhuru ve Armagedon'un bağlantısıyla ilgili ortaya koyduğu, yayınladığı, yıllar önce yayınladığı videoların bu son günlerde gündeme gelmesini konuşup bunları tekrar etmek istiyoruz. Antakya'da bir deprem yaşadık. İnsanlar yaralı. Antakya işte insanların yaralısının sarılması yönünde siz önemli bir adım attınız. Oraya çivi çakanlardan biri siz oldunuz. Antakya, Antakya diyoruz ama hocam, Antakya geçmişte de depremde yıkılmış, tekrar kurulmuş bir şehir. Dünyada manevi değeri ve tarihsel açıdan da önemi büyük bir şehir. Antakya şehri nasıl kurulduğu özelliği, dünyadaki birçok ülkelerin Antakya ve Amik Ovası üzerinde proje üretmesinin sebebi nedir hocam? Bizim kitaplarda Allah katında dört tane bölge kutsanmış. Birisi de Antakya bunlardan. Askalen, Talkan, İskenderi, dördüncüsü Antakya. Antakya çok çok mühim bir şehirdir. Ve Mehdi oradan çıkacak. Ve ilahi güç oradan çıkıp çıkacağı yer orası. Gelmiş geçmiş. Daha dünyada görülmemiş bir savaş olacak. Biz bunu da çok iyi biliyoruz yani. Antakya'nın da çok çok önemi vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıktığı zaman Beytel Haram'dan çıkıyor. Esra ve abdihi min Mescidil Haram ile Mescidil Aksa. Şimdiki Kudüs'te bulunan Mescidil Aksa. Buraya tabii Burak'la Burak'a bindiği zaman Burak konuşan bir varlıktır. Ad gibi görünen ama konuşan. Tabii bunun da yüzü bir çeşit, gözleri bir çeşit, renk renk halinde olan bir melaike, ad biçiminde olan. Tabii Hazreti Muhammed Burak'a bindiği zaman Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geliyor. Geldiği zaman oradan da göğe yükseldiği zaman tabii Antakya'nın üzerinden geçiyor. Burada Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e soruyor. Burası neresi diyor ya Cibril. Burası diyor Antakitul Uzma. Azim bir şehir. Bakın. Azim kelimesini Antakya almıştır. Çünkü Deccal orada öldürülecek. Mehdi orada bulunacak. Hazreti İsa da orada. Tabii bu Hazreti Muhammed Antakya'nın dedi peki bu beyaz kubbeler nedir? Dedi ya Resulallah dedi bunlar senin ümmetin. Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Antakya'yı kutsuyor. Diyor ki Antakya'da bir namaz kılınıyorsa, bir gün namaz kılıyorsan başka şehirlerden 1.000 güne bedeldir. Antakya'da bir gün namaz kılmak başka şehirlere nazaran 1.000 güne bedeldir. Antakya ismi nasıl geliyor? Antakya'da onu da soruyla geleceğiz. Şimdi Antakya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun için kutsamıştır. O zaman da yani ahit sandığı da şimdi bazı insanların beyefendiler çıkmış ya diyorlar ki cennete gideceksin elbise yok namaz yok hurileri nasıl önden görürse arkadan öyle göreceksin. İşte bu yanlış. Hazreti Adem'in acaba çırılçıplak mı geziniyordu? Bu yalan söylüyorlar. Hazreti Adem yaratıldığı zaman onun cübbesini diken melekeler olmuştur. Cübbesini diktikleri zaman her bir iplik cübbesinin her bir ipliği bir lisanla konuşup Allah'a tevhid ediyordu.
Bakın her iplik başka bir lisanla. Ahit sandığında Hazreti Adem'in cübbesi orada olacak. Helleti Yusuf el-Hesin onun içinde olacak. Hazreti Musa'nın asası orada olacak. Hazreti Süleyman peygamberin yüzüğü orada olacak. Yani bir sürü emanetler sandığı. İngilizce, Almanca Bundeslade. Bütün dünya bunu arıyor. Kim bu Bundeslade'ye? Yani ahit sandık, sandığı, ahit sandığı Arapça ile sandık sitsekine kim bununla ele geçirirse Zülfikar içerisinde. Zülfikar da mı içerisinde? Tabii ki. Bazı insanlar yok falan müzedir. Yalan, doğru değil. Zülfikar konuşan bir kılıçtır. Veya Tarsus'ta bulundu, bulunuyor diyebiliriz. Bunlar hepsi hikaye. Şey. Hepsi evet. Hikaye. İşte hepsi ahit sandığında bulunuyor ve bütün dertleri dünya arıyor. Kim bunu ele geçirse dünyaya hükmedecek. Bunu yeryüzü güçleri toplansa hepsi o sandığı aşamazlar. Ancak sahibi açabilecek. O da Hazreti Mehdi'dir. Hazreti Mehdi'nin konusu gelince. Hazreti Mehdi, Allahümme salli ve sellem aleyh. Bakın, dünyaya geleceği zaman bazı insanlara soruyorlar. Peki Hazreti İsa beraber diyor sonra gelecek falan diyor. O da bir peygamber. O da Hazreti İsa nasıl olacak? Onun cevabını verebilecek ilimleri yok. Bir de hocayım diye geçiniyorlar. Diyor peygamber Hazreti İsa gittikten sonra peygamberlik makamından çıkmıştır. Peygamber olarak gelmeyecektir. Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Bak peygamberlik. Evet. Halbuki bunu açmak çok kolay. Birisine diploma verilmişse diplomasını geri almazlar. Bu şeyin cevabı mı oluyor hocam? Mehdi Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam aynı kişi arası, mi? Yok, aynı kişi değil. Aynı kişi değil. Aynı kişi değil. Bakın. Bunu soruyorlar bazı hocalar. Belki Hazreti İsa nasıl gelecek? O peygamber ona soracak. Artık peygamberliği sona ermiştir o zamanlar. Peygamber kılıfıyla gelmeyecek. Bu yalan. Allah peygamberlik makamı verirse ebedi peygamberlik makamı kalmıştır. Evet. Nasıl siz liseyi mesela üniversiteyi bildiniz? Bir doçent olmuşsunuz, diploma verip o alınmaz artık. Evet. O yeryüzünde alınabilir ama Allah katında verilen söz yerine getirilir. Evet. Hazreti İsa peygamberlik makamıyla gelecek. Hazreti Mehdi ise imamiyet makamıyla gelecek. İmamiyet makamı peygamberlik makamından daha üstündür. O zaman Hazreti İsa Mehdi'ye hizmet etmek için mi? Peygamber makamıyla gelecek ama Mehdi imamiyet makamıyla. İsa Mehdi'ye hizmet mi edecek? Hazreti İsa Mehdi ile beraber olacak. Mehdi ile beraber. Beraber olacak. Evet. Peki ahit sandığı nerede hocam? Efendim? Ahit sandığı nerede? Ahit sandığı bir yerde bulunuyor. Evet. Onu da bekleyenleri de çok iyi biliyoruz. Hangi melekeler bekliyor. Evet. Bunun da açacak olan Hazreti Mehdi'dir. Evet. Açacak. Biz de onu bekliyoruz. İnşallah bugün olur, yarından önce. Hiç olmazsa yeryüzünde olan fitne, fesat, ayrılıkçılık, yalancılık, dolancılık. İnşallah burada da o zaman ortadan kalkar. Mehdi Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasındaki bağlantıyı anlatıyordunuz zaten. Evet. Şimdi Hazreti İsa ile peygamberlik makamı İmamiyet makamı peygamberlik makamından daha üstündür. Evet. Burada Hazreti İsa, Hazreti Mehdi'nin yanında bir padişahla vezir arasında olan bir rütbe olacak. Böyle. Antakya'dan bahsettik de Amik Ovası tabii Antakya bölgesinin içerisine alan bir bölge. Amik Ovası bu dedikleri Armagedon. Amik Ovası'nda Armagedon savaşı olacağı zaman Türkiye'den bir parça Antakya şimdi dediğimiz Halep, Şam, bütün Orta Doğu'yu kaplayacak. Öyle bir savaş olacak ki kan nehir gibi akacak. Ülkelerinden. Şu anda İsrail'in yaptığı insan katlediyor, binlerce insanı öldü. Bu onun yanında herhalde çok hafif kalacak. Şimdi bu çok hafif. Ondan sonra şimdi İsrail ile Filistinliler arasında olan bir savaş. Bu bir ufak savaş. Evet, bakın evet. Filistin bir mıntıkadır. Nasıl şimdi bizim Türkiye'de? Türkiye'dir. Evet. Ama Şiisi de var. Evet. Alevisi de var. Öyle değil mi? Yahudisi de var. Hristiyanı da var. Neyse Türkiye. Filistin'de Hayfa, Yafa, Filistin bir mıntıkadır. İsrailoğulları da orada yaşıyor. Evet.
Araplar da açıyor. Şimdi İsrail oğulları, evet, yani bir de Filistinleri, esas adı Filistin. İsrail oğulları da orada yaşıyorsa bile Araplar da Filistin diyarında yaşıyorlar. Evet. Öyle diyeceğiz. Hicaz diyarı, Şam diyarı, Filistin diyarı, Kenan diyarı. Bunlar yer yer mıntıka. Burası Filistin mıntıkası. Evet. Yani Filistinlere şimdiki Araplarla İsrailler yani ayrılmaz ikili bunlar. Her zaman beraber yaşamışlardır. Her zaman savaşmışlardır. Barışmışlardır. Beraber olmuşlar. Birkaç yıl sonra gene birbirini kesmişlerdir. Bu olay Hazreti Musa'dan şimdiye kadar devam etmektedir. Evet. Şimdi geçen Başbakan Netanyahu dediği Hazreti Yaşaya'nın kehanetini yerine getireceğiz. O ne demek? Yani kehanet Hazreti Yaşaya Arapça ile Nebi Şaiya bizde. Evet. De. Şuayb peygamber değil. Şuayb peygamber Hazreti Musa döneminde. Evet. Şaiya Hazreti İsa'dan 740 yıl önce yaşamış bir peygamber. Nedir? Onun kehanetini getireceğiz. Yerine getireceğiz. Evet. Kehaneti işte kutsal toprakları bizim Antakya'ya kadar kutsal vaat edilmiş kutsal topraklar bunlar bizimdir. Biz buraya hükmedeceğiz. Bu onun, vaat edilmiş toprak vaat edilmiş, değil mi? Evet. Biz bunun için kehanetini işte bunlar vaat edilmiş topraklardır. Ama burada Hazreti Şaiya peygamberden önce 1100 yıl veya 1070-1080 yıl önce Hazreti İsa'dan önce, milattan önce Samuel diye bir peygamber var. Evet. Gene o ne olacağı, ne biteceğini söylüyor. Samuel demek Arapçayla Şemuil. Şemuil, Talut, Davud. Bakın. Şemuil ilk İsrail, yani İsrail olan evet, kurduğu padişah adı Talut. Allahümme Talut. Allahümme evet, sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman şimdiki o yörede yaşayan İsrail oğullarıyla her zaman kargaşa çıkaran, savaşan Amalikiler var. Şimdi Filistinler ismini aldılar. Onlar da İsrailoğulları. Bakın. Evet. Amalikiler İsrailoğullarıyla o zamandan beri savaşıyorlar. Ayrılmaz ikili, ayrılmaz topraklar. Her zaman savaşmışlardır. Tabii ki burada İsrailoğulların amaçları bütün Orta Doğu'yu vaat edilen toprakları almak. Biz ondan sonra Hazreti Şemvil'in evet, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem bu olayların olacağından haberimiz var. Ama bunlar Amali gittiler. Onlar da İsrailoğlu. Her zaman savaşan iki bir kaynağı var. Evet. Tabii ki. Tabii bu savaşlarında hiçbirisinde de faydası olmayacak. Onların da aileleri, çoluğu çocukları, küçükleri ölüyor. Evet. Onları da çoluğu çocukları oluyor. Zaten savaş olduğu an ister Filistinli olsun, ister İsrailoğlu, ister Türk, ister Alevi. En büyük zararı gören küçük çocuklar, kızlar, kadınlar. Maalesef bizim İslam dininde Hazreti Musa'nın yani evet, Hazreti İbrahim Halil bütün peygamberlerin aynı koynuya değindikleri Hazreti Muhammed de Allahu Teala İsmail'e dahil savaşla diyor kadınlara tecavüz etmeyeceksin. Çocukları öldürmeyeceksin. Evet. O milletin alimlerini, hocalarını öldürmeyeceksin. Bunlar hepsinin tersini yapıyorlar. Çocuk öldürülüyor. Kadınlara tecavüz ediliyor. Hiçbir dinde kabul edilecek bir olay değildir. Hocam az önce siz ifade ettiniz bu son dönemlerde de hani insanların artık Mescid-i Aksa. Evet. Mescid-i Aksa'nın özelliği nedir? Şimdi Mescid-i Aksa Hazreti Süleyman peygamberin tapınağı. Evet. Tapınağı. Tabi Hazreti hatta başka yer Kur'an'da Mescid-i Aksa geçiyor ama başka yerlerde başka isimlere Beyt-i Makdes. Hazreti Süleyman peygamberin oturduğu tapınak. Evet. Bu tapınak ise yapıldığı zaman geri bu tapınağı bir daha şimdiki İsrail'i bir daha bu tapınağı yapıp orada hükmedeceklerin düşünceleri var. Ama bu tapınak insan oğluyla sadece insan oğlu yapılan bir yer değildir. Hazreti Süleyman peygamber bu tapınağı cevherle altınlarla, diamantlarla donatmıştır. Diyeceksiniz,
cevherleri nereden getirdi? Cin padişahlarına emir verdi. Bütün diamantlar, böyle cevher mücevherler, hepsi deniz altında. Evet. Akan, bu da bir nehirden akıyor, denizin dibinde bulunur. Emir verdi Süleyman Peygamber, cin padişahlarına, bana cevher getireceksiniz. Cin evet. de taşa da girer, denize de suya da girer, bir şey olmaz ona. Yerin, denizin dibine inerlerdi, köme köme olarak mücevherleri çıkarırlardı. Öyle bir tapınak yaparlardı. Evet. Öyle bir tapınak yaptılar ki hem cin hem insan mühendisleri, yani gece güneş gibi parlayan bir tapınak. Altınla, cevherle, diamantla yapılan. Tabii Hazreti Süleyman Peygamber'den sonra tapınak yıkılıyor. Bir tane padişah geliyor. O tapınağı yıkıyor. Bütün cevherlere, hatta diyorlar 1000 tane deve cevher mücevher altın o tapınaktan taşıyor gidiyor. Bu tapınak imar edilecek. Tapınak yerine getirilecek. Tabii bunu da Mescid-i Aksa'yı beraber evet. bir yerde toplamak için. Onlar için Beyt-i Makdes, Kur'an bizde geçen Mescid-i evet. Aksa. Evet. Durum bu. Antakya'da gelince, Antakya önceden bir Afrika ormanları gibi ormanlar vardı. Evet. Filler yaşıyordu. Aslanlar yaşıyordu. Afrika nasıl? Ama her taraf kamış. Her taraf yeşillik. Evet. İki kardeş padişahlık için birbirine girdiler. Yok ben olurum, yok ben olmam. Her zaman birbirine savaşıyorlardı. Adam aldığında evet. adam Antiyoş kardeşi, küçük kardeşi dedi ben abimle her zaman savaşacağım. Kendi subaylarına, komutanlarına dedi gidin bize bir yer bulun. Ben de abimden uzaklaşayım. Birbirimizle hem savaşmayalım. Ben de kendimi ve veli sevenleri kavmimi alır buradan çıkar giderim. Kendi krallığımı kurayım. Evet. Tabii hem denizden evet. hem karadan asker gönderdi. Evet. Tabii asker görünce bizim Antakya'ya geldiler. Antakya'yı baktılar. Dağlar var. Evet. Yeşillik var. Deniz de var. Deniz de var. Ayrıca de ormanlığın ortasında da akan, ters akan bir nehir var. Asi nehri. Asi nehri. Evet. Tabii haber veriyorlar padişahlarına. O zaman gelip görüyorlar burada şehir yapılabilir mi? Baktılar evet. tatlı su var. Evet. Deniz de var. Açılmak isterlerse dağlar da var. O zaman Antiyoş olan İsmi şahıs Antakya'da bir tane şehir kuruyor. Öyle bir şehir yapıyor ki güzelliğine yok. O kadar güzel bir şehir yapıyor. Kaç yıl öncesinden bahsediyorsunuz? Bunlar 3000 küsur yıl, 4000 hemen evet, galiba. Evet. Tam tarihini bilmiyorum ama tarihini de çıkarabiliriz. Ta Antakya'nın tarihi. Evet. Tabii orada şehri imar ettikleri zaman, o zaman padişah geldiği zaman, padişah, evet. o zaman o şehrin ismini de Antioş, Antiochia. Yani evet, evet. Adam iste, geliyor. Adam Adana'da, adam hükmediyor, adamdan Adana ismi çıkıyor. Ha, evet. Evet, evet. Öyle. Antiyoş adam. Adam evet. şimdiki böyle hükmediyorlar. Tabii ki Antakya'nın da imarı başka bir hikaye. Başka bir hadis. Şimdi Asi Nehri'nde mesela köprü kurmak istediler. O bir tarafa geçmek için. Köprüyü yaptıkları gün mesela bugün yaptılarsa mesela bir ayağını mı diktiler? İkinci gün bakıyorlar da ayak yıkılmış. Evet. Baktılar ki çalışıyorlar. İkinci gün her şey yıkılmış. Tabii padişah Antiyoş tabii Antakya'ya evet. gelmeden önce diyorlar padişah biz burada köprü yapıyoruz ikinci gün yıkılıyor diyorlar. O zaman Antiyoş alim insanlar gönderiyor. Ulamalar. Evet. Tabii Antakya'ya geldikleri zaman hesap ediyorlar bakıyorlar dedi bu Asi Nehri'ne hükmeden cin bir padişah var. Bin padişah. Bu Antakya'nın evet. Hadislerinde var. Evet. Tabii oradaki ulemalar okuyarak, güzel kokular yaparak, bahur yakarak, okuyarak bu padişahı davet ediyorlar. Padişah geliyor. Bu padişahın adı da Merih. Evet. Adı Merih. Dediler, siz kimsiniz? Dedi, ben Asi Nehri'ne hükmeden cin padişahıyım. Siz benden izinsiz bu köprüyü yapamazsınız. Benim rızam olmadan yapamazsınız. Yaparsanız da yıkarım. Evet. Dedi peki
Ne yapmamız lazım bize izin vermen için? Dedi bakın, ben size köprünün yapılması için size izin vereceğim. Köprü yaptığınız zaman dedi, 7-24 insanlar çalışacak. Durdular mı yıkacağım. Bakın. Evet. İkincisi ise bu köprü yapıldıktan sonra bu taraftan o tarafa geçeceğiniz zaman benim heykelimi dikeceksiniz. Köprüden geçen insanlar başlarını kapıyı aşağı indireceğim biraz ve başını eğsin, bana secde etmiş olacak. O zaman size izin veririm. İyi baktılar, bu insanları 7-24 nasıl çalıştıracağız? Evet. Oradaki o zamanlar dediler, o zaman biz altın, mesela Çin'deki çeyrek altın. Evet. Çeyrek altınlar, mesela harca döke atarlardı. Bu çeyrek altınları kim bulursa onundur. Evet. Artık millet çalıştığı zaman çeyrek altını bulmak için gece gündüz çalıştırır. Bakın, evet. Bakın akla bak, zekaya bak. Evet. O zaman 7-24 insanları çalıştırır, köprü kuruldu. Tabii köprü kurulduktan sonra heykeli nasıl yaptı? Heykeli o Melik Merrek'in cin padişahın heykelini kapıdan geçtiklerimizin başına eğecek. Yani ona secde etmiş gibi olacak. Evet. Öyle oldu. Tabii bu olay ta Hazreti İsa Allah'ın masalının dönemine kadar geldi. Evet. Hazreti İsa dünyaya geldiği zaman, bu köprüden geldiği zaman baktı ki kalktı o heykeli yere vurdu kırdı. Tabi cin padişahları Hazreti İsa karşısında, koskoca bir pek Allah'ın zaman karşısında bir şey yapamazlar. Çünkü secde etmek yani Allah'a aittir. Tabii, Allah'a aittir. Tabii. İşte Antakya'nın olay hikayesi çoktur yani. Evet. Hocam bir de bir soru alıyoruz da. Bu tabi Miraç Kandili, Miraç nedir? Miraç. Şimdi bakın, Miraç Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evet, hiçbir peygamberin nasip olmadığı, hiçbir peygamberin görülmediği bir olay. Tabi Miraç gecesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la görüşmesi. Evet. Bakın. Bunu sünni hadislerde, şii hadislerde, bütün hadislerde bu mevcuttur. Ortaktır. Yani. Ortaktır. Ama bazı yalancılar da var. Biz yalancılarla işimiz yok. Biz hakkı konuşuruz. Evet. Gerçek neyse odur. Onun hesabına gider gitmez beni ilgilendirmez. Evet. Ben Allah'a yarın hesap vereceğim. İnsan insanı sorgulayamaz. Bakın, Miraç gecesinde Allah Hazreti Muhammed'i davet ediyor Miraç'a. Evet. Tabii şimdi bazı insanlar, duydum bazı, evet, profesör insanlar, bak ne diyor. Vaaz veriyor, diyor, ey kadınlar, Miraç'ı konuşuyor. Bak, sahtekarlığa bak. Bari bir şey anlatacaksan doğru dürüst bir şey anlat. Ey kadınlar, diyor, siz çocuklarınız, sakat olan çocuklarınız, kaybettiğiniz yani rahimde kaybettiğiniz çocukların ruhları gökyüzünün semasında duruyor. Bu yalanın ta kendisi. Gökyüzün semasında ilahın, Allah'ın orduları duruyor. Bakın, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabi buradan Miraç'a çıktığı zaman, Burak'la çıktığı zaman Burak konuşan bir varlıktır. Tabi ilk semayı konuşacak olan bir insan, her semanın rengi bir çeşit, her semada rütbesine göre melekeler vardır. Evet. Ve her semanın bir ismi vardır. Evet. Miraç'ı anlatacak olan kişi, yedi gökyüzünü anlatacak olan kişi, gökyüzünlerin her semanın ismini bilmesi lazım. Biz biliriz. Biz biliriz. Hangi semada, katta, evet, ne kadar kalınlığı, bir sema ile bir sema arasında kaç farsak var bilecek. Evet. Biz bunları da biliyoruz. Miraç, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Sıdr-ül Münteha'ya geliyor. 7. kat. Sıdr-ül Münteha'da Cebrail duruyor. Evet. Diyor, Cebrail niye durdun? Dedi, ben artık orada başka kainatlar ve ben oradaki nurlar beni eritir. Artık sen tek başına gideceksin. O zaman Hazreti Muhammed niçin diyarlar gidiyor Burak'la? Ta Allah'ın makamına geliyor. Orada Allah'la görüştüğü zaman bütün kainat da bilir. Allah Hazreti Mevlana Ali'nin sesiyle konuştu. Hazreti Muhammed'le beraber. Evet. Bütün dünya bunu ispatları da var. Ama bazı beyefendiler bazılarını meşhur etmek için yok Hazreti Ali'nin değil de başkasının adıyla yalan söylüyor. Burada hakikat
senin de benim de başımızı kırar. Hakikat neyse odur. Hocam yedinci kat diyorsunuz da mesela Hazreti Muhammed dördüncü katta bir namaz kıldı diyebiliyor musun? Doğrudur. O nasıl oldu? Hazreti Muhammed'in kıldığı namaz evet. Gökyüzünün dördüncü katına geldiği zaman beyaz cevherden bir ev görüyor. Evet. Diyor ya Cibril bu ne ev? Ev nedir evet. Diyor. Peygamberlerin açmak isteyen peygamberlerin bütün toplandığı evet. Peygamberler. Evet. Tabi davet ediyorlar. Diyor ya Resulallah bütün Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen peygamberler orada onlarla selamlaşıyor. Evet. Tebrik ediyorlar diyor. Hiçbirimize direkt Allah'la görüşmesi nasip olmadı. Sana nasip oldu. Onu kutluyorlar. Madem ki dediler buraya geldin. Namaz kılacağız. İmamımız da sen olacaksın. Ama şimdi camilerde şurada burada kılınan namaz değil. Hazreti Musa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim Halil'in evet. Bakın. Hazreti Muhammed'e peygamberlik evet. Makamı gelmeden önce Hira mağarasında kıldığı namazı kıldırdı. Şimdiki namazı değil. Evet. Namaz var, ibadet var. Namaz başka bir şey, ibadet başka bir şey. Evet. Namazla namaz, bakın öyle evet. Diyor. Namaz Allah'la kul arasında bir ittisal. İbadet ise direkt Allah'la görüşmek demektir. Bakın. Çok farklı arasında. Tabii ki. Ama maalesef bizim İslam alemine, evet. Şimdi ehli sünnet diyorlar. Evet. Gerçek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve ehl beytine inanmış olsaydılar, ehl sünnet dedikleri insanlar, Hazreti Muhammed'in, Fatıma Zahra'nın, Hasan Hüseyin ve 12 imamın hadisleri konuşulması lazım. Ama ehl-i sünnet dedikleri Emevi sünnetine ve Emevi İslam'ına tabi olan kişilerdir. Hocam az önce isminizi zikrettiniz, benim de aklıma geldi. Buyurun. Bu sosyal medyada paylaştığımız videoların altına bir soru gelmiş. Hazreti Fatma'nın ölümü nasıl oldu diye. Şimdi bakın, bir insan, evet. Şimdi Hazreti Fatıma Zahra'nın ölümü, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem aleyha, Hazreti Muhammed ne dedi? Hazreti Fatıma Zahra'yı inciden beni incitmiştir, beni inciden Allah incitmiştir. Hazreti Fatıma Zahra'ya düşman olan bana olmuştur, bana olan da Allah'a düşman olmuştur. Bakın, evet. Bütün, nerede giderseniz gidin, Hazreti Fatıma Zahra'nın ölümüne sebep olan, Ömer'dir. Bunu açık ve net ve ispat nasıl ve ben oldu? Size video vereceğim. Sünni, Arap Sünni evet. cami imamları bunu siz yayınlayın, siz gösterin. Lema ija Umar udara Fatmi vara elbab ve keserle dal'a ve asqat ve ana khilafi dud ahli sünni. Rivayet sahiha. وانا خلافي ضد اهل السنه الروايه صحيحه عمر زق الباب ولا ما زقش الباب كسر لها ضلع او لكن على الاقل احنا متيقنين بروايه عمر في البخاري انها ماتت غاضبه على ابي بكر وعمر şimdi Hazreti Ali imamlık hakkı ondaydı. Evet. Tabii Hazreti Ali imamlık Ebu Bekir'i imamlık şeyini halifelik tebrik etmedi. Tabii Ömer geliyor zorla Hazreti Ali'yi ille zorla Ebu Bekir'e biat etmesi için. Tabii Hazreti Ali gitmiyor. Hazreti Fatma kapıyı kapatıyor. Hazreti kapatınca diyor kapıyı açmazsanız diyor evi yakacağım. Kapıyı yakacağım. Nitekim de kapıyı yakıyor ve kapıyı ayağıyla vurarak Hazreti Fatıma Zahra kapı arkasında duvar arkasında sıkıştırıp Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem aleyha bakın. Sıkıştırıp hem ölümüne ve hem karnında olan cenin Muhsin'in ölümüne sebep olan kişidir Ömer'dir. Bunu da size sünni kaynaklı onlar söylesin. Ben söylemeyeceğim. Lema ija Umar udara Fatmi vara elbab ve keserle dal'a ve asqat ve ana khilafi dud ahli sünni. Rivayet sahiha. وانا خلافي ضد اهل السنه الروايه صحيحه عمر زق الباب ولا ما زقش الباب كسر لها ضلع او لكن على الاقل احنا متيقنين
برواية عمر في البخاري إنها ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر. Siz soruyorsunuz, biz doğruları konuşuruz. Ama insanın hesabı ne gider gitmez, biz, beni ilgilendirmez. Ondan sonra da bir de bir, yani Hazreti Fatıma Zahra'nın ölümüne sebep olan Ömer'dir. Ondan sonra orada ne diyor? Hazreti Fatıma Zahra dünyadan gittiği zaman Ebu Bekir'den Fedek hurmalığını zorla alıp, evet, ve Aras peygamberler diyor veraset bırakmaz. Hazreti Fatıma Zahra ne dedi Ebu Bekir'e? Dedi peki Davud, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman peygambere veraset bırakmadı mı? Sustu. Bak, veraset bırakır. Hurmalığını aldı. Dünyadan göç ettiği zaman Hazreti Fatıma Zahra ne Ebu Bekir'den ne Ömer'den razıydı. Hazreti Muhammed ne diyor? Fatıma Zahra inciten beni incitmiştir. Bak, beni inciten Allah'a incitmiştir. Artık siz gerisini düşünün. Ben de size kaynağını vereceğiz. Evet, bu hadis haktır, hazırdır. Yani durum bu. Hazreti Fatıma Zahra, ama başka alimler yok. Birisi işte ya Fatıma Zahra, ben seni çok severim. İşte birkaç kişisi orada saklanmış, buraya gelip biat etmez. Kardeşim, biat etmez etmez. Ne sana ne bana. Zorla sen İslam'ı kabul ettiremezsin. Zorla olmaz ki. Vel ekrahe biddin. Tebeyyirişnel gayy. Siz diyorsunuz ya hocam, ben 50 yıldır söylüyorum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Evet. İşte diyorum. Ama yaptıkları cinayeti, evet, örtbas etmek için sen insanlardan örtbas diyorsun. Allah'a karşı nasıl sefer vereceksin sen yarın? Sen hocasın, cami imamısın. Peki bunu insanlara aydınlat. Böyle konuştuğun zaman da senin, evet, cevap verecek kişiler de var. Antakya'yı konuştuk. Orta Doğu'yu, kurtarılmış bölgeyi, İsrail o bölgeyi konuştuk ama bir de yukarı tarafları daha önce de bahsetmiştik ama mesela Atlas Dağları nasıl oluştu? Yunan bölgesiyle ilgili orada işte Poseidon, Medusa, Atlas, böyle hani filmlerde falan görüyoruz ama doğrudur. Gerçekle bir alakası var mıdır? Nedir? Şimdi, onu da bir açalım isterseniz. Konumuzdan da farklı bir konu olmuş olur hem de. Şimdi Yunan mitolojisinde biliyorsunuz Poseidon, evet, Atlas, evet, Herkules, evet, diyelim ki Zeus, evet, Ünlü Zeus, Achilles, Paris, evet, diyelim ki Eflatun, evet, Sokrates, Hermes, Hermes'in Ramsi, evet, Plato, Aristo, evet, biz bunları çok iyi biliyoruz. İşte bizler de bilelim hocam. Tabii bunlar Yunan mitolojisinde, evet, ama Yunan kelimesi nereden çıktı? Yunan el Hakim, gene bir peygamber adı Yunan, evet, Hakim. Tabii burada Poseidon, evet, Medusa'yı konuşalım. Ona girme, çünkü Yunan mitolojisi çok uzun, geniş ve çok uzun. Burada devamını yaparız. Devamını inşallah yaparız. Şimdi bazı bizim bilim adamları diyorlar ki Kızılderililer, aralarında Türk vardı. Türk Kızılderililer. Ona katılıyorum, doğrudur. Daha önce söylemiştim. Evet, bak. Türk, evet, doğrudur. Ama asil Türkler. Aleviler miydi? Asil Türkler Alevidir. Kızılderililerden derdi. Var. Yani ben ezbere konuşmuyorum. Evet. İspat olmazsa ben konuşmam. Yani asil Türkler. Zaten Osmanlı döneminin Yeniçerileri de mesela Osmanlı'nın en büyük savaşçıları da Aleviler değil miydi? Şimdi bakın, o zaten Osmanlı'yı yıkan Türk Abbası altında ama başka yerlere hizmet eden ve başka arıklardan gelen Osmanlı'yı yıkmıştır. Evet. Bunlara da girmek istemiyoruz. Benim işim değil. Ben siyasetçi değilim. Evet. Biz dinle konuşuyoruz. Burada tabii ki o zaman Medusa adında bir kadın, kız, bunlar 300 kardeş. Evet. Etiyopya'da yaşıyorlardı. Evet. Etiyopya'da Medusa çok güzel bir kadındı. Bir kızdı. Evet. Tabii bunun da sevgilisi kim oluyor? Poseidon. Evet. Poseidon denizlerin hakimi. Bunun filmini de yapmışlardı. Evet. Bilmiyorum. Film yaptı, bilmiyorum. Ama bizim okuduğumuz. Poseidon yani sevgilisi kim oluyor? Şey, Medusa. Evet. Bunun da evlenmesi yasaklanmıştı. Evet. Bir hata yaptı. Tabii o zaman hata yapınca yani boynundan aşağı yılan ve her kıl saçlarında, her kıl yılan oldu. Gözlerinde ışın saçıyordu. Kim görürse taşa dönüşüyordu.
Tabi bir sürü insanlara da zarar veriyordu. Etiyopya'da yaşıyorlardı. O zaman bunu aradılar. Bir sürü ordular gidiyor. Evet. Midize'yi görünce taş şey kesiliyor. Taş kesiliyor. Evet. Nasıl öldüreceğiz? Gittiler. Evet. Pertsois. Evet. Bu Titanların devri. Evet. Yani Yunan kubbesinde. Tabi Pertsois diyorlar sen gidip öldüreceksin. Dedi ben nasıl öldüreceğim? Kim bakar? Kim bakıyorsa ona diyor. Yani taşa dönüşüyor. Evet. Hermes, Hazreti Hermes ne diyor? Ben sana diyor ki bir papuç vereceğim. Kanatları var. Giyineceksin. Bulutların üzerinde uçacaksın. Evet. O zamanki Atina evet. adında bir melaika ben sana diyor bir kalkan getireceğim diyor. Ayna kalkanı. Evet. Dedi sen Medusa'yı öldüreceğin zaman diyor o kalkanı elinle uzatacaksın. Evet. Sen Medusa'yı diyor kalkanla takip edin. Aynaya bakarak. Sen aynaya bakacaksın. Medusa'ya bakmayacaksın dedi. Evet. Bakın. O zaman tabi Pertsois kimin emriyle gidiyor? Hazreti Hermes'in emriyle. Evet. Tabi Yunan kubbesinde büyük bir zat. Evet. Melaike bir melaike. Tabi kalkanı tutarak mağaraya girdiği zaman hissediyor Medusa. Hı hı. Hatta bazıları diyor yatarken başını kesti. Yok. Medusa'nın kafasını mesela şil diyorlar. Aynaya vuruyor. Bakıyor seyrediyor. Tam fırsatı bulunca kafasını uçuruyor. Kafasını da uçurunca bir çuvala koyuyor. Evet. Öldürdüğü zaman Medusa'yı onun bedeninden Pegasus çıkıyor. At. Evet. Pegasus çıkıyor. Çıkınca tabi ata binerken bu mağrip taraflarında duruyor. O zaman Atlas'la karşı karşıya geliyorlar. Büyük bir ordusu var. Evet. Savaştıkları zaman Pertsois Medusa'nın daha kan iniyor. Başından evet. kan iniyor. Daha gözleri açık. Onu gösterdiği zaman Atlas'a adamları taş oluyorlar. Onun için şimdi Mığrıp'taki bulunan Atlas Dağları ismini alıyorlar. Atlas Dağları'nda kalalım. Aslında çok böyle ilginç. Bir sonraki programlarda devam edelim. Evet. Şimdi siz her programın sonunda tabii Mevlana Ali'nin adamıyım diyorsunuz ama önce ben sizin bir sonra siz sözünüzü söyleyin isterseniz. Buyurun, buyurun. Efendim bu tadında kalsın çünkü gerçekten ağır ve bilgi dolu bir program oldu. Diliniz, imanınız ne olursa olsun sevgi isteğin, barış isteğin son sözüm hocamın olsun. Şimdi ben bütün insan alemine sesleniyorum. Hepimiz insanız. Bu dünyada insan gibi yaşayalım. Efendi gibi yaşayalım. Birbirimize saygı olalım. Evet. Sevgi gösterelim. Kimse kimseyi dininde, imanında, ırkında yargılamasına gerek yok. Evet. Bu ayrı bir şeydir. Çünkü Allah istese bütün kainatı aynı suratta, aynı ırktan da yaratabilirdi. Evet. Allah 5 parmağı aynı yaratmamış. Öyle değil mi? Evet. Her biri uzun, biri kısa, biri çeşit. İsterim ki insanlardan birbirinizi kırmayın, birbirinizi sevin. Evet. Birbirimize iyi geçinelim. Dünya gelip geçicidir. Ama burada da Hazreti Ehl Beyt'in de hakkını verin. Evet. Ehl sünnetten diyorsun, Emevi sünnete tabisin. Evet. İslam'ın diyorsun, Emevilerin İslam'ına gidiyorsun. Benim davetim Hazreti Muhammed'in, Kur'an'ın, Ehl Beyt'in İslam'ın da onun ehl sünnetinden olun. Onların ehl sünnetinden olan Ehl-i Beyt'in hadisini getirir. 12 imamın hadisini getirir. Hazreti Ali'nin mucizelerini getirir. Emevilerin saçma sapan yarattıkları yok cennet. Bazı bir kişi demiş ki diyor ki bir imam vallahi billahi diyor gideceğim hanım nerede yüzeceğiz? Bal nehrinde yüzeceğiz. Beyefendi kardeşim sevgili kardeş, eğer sen bal nehrinde yüzeceksen hamrun min aselun, eğer o bal şehrinde yüzeceksen battığın zaman yapışacaksın, nasıl yüzeceksin? Ben bunu bilmek isterim yani. Nasıl yüzecek? Öyle değil mi? Diyor, hanımla şarap içeceğiz, kafayı çekeceğiz. Bunu Muaviye yaptı. Muaviye zamanında havuzlar doldurup, şarap doldurup kadınlarıyla hem yüzüyordu hem içiyordu. İnsan da ister istemez hem sidikten kaçırır hem kadın da olsun. Bunlardan
Yani bu saçma hadisler söylemeyin. Yok arkası önü gibi görünecek, yok 70 huri alacak, yok tomurcukları bölecek. Sayın İslam kardeşlerim, acaba Hristiyanlarda, Yahudilerde Hazreti Musa hakkında böyle saçma sapan hadisler söylüyorlar mı? Hazreti İsa hakkında böyle saçma sapan huri muri diyorlar mı? Hazreti İbrahim hakkında salavatullahi aleyh. Bütün peygamberler hakkında böyle saçma sapan yok huriler, yok yok şaraplar, yok konuşuluyor mu ya? Bir beyefendi çıkmış diyor evet, soru soruyorlar. Diyorlar ki doğrudur. Ayşe annemiz Ayşe evet. 6 yaşında nişanlandı, 9 yaşında evlendi. Sayın kardeşim, bir kadının, bir kızın evlenmesi için buluğ yaşına gelmesi lazım. Hocam herkes kendini böyle din adamları olduğunu öne sürenler bir makama, bir mevkiye koyuyorlar. Evet. Siz kendinizi hangi makamda mevkiye veriyorsunuz? O da son cümleniz olsun isterseniz. Ben kendimi hiçbir makama koymam. Ben makamlık peşinde koşan değilim. Bir İslam olarak, gerçek İslam olarak Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'in sünnetine tabi olan ve ben Mevlana Ali'nin adamıyım. Bunu herkes bilsin, açık ve net.